Önce bir ışık vurdu pencereme. Oradan geldi. Yüzümü aydınlattı. Gökyüzüne baktım. Güneş mi doğdu diye. Sonra anladım. Sen. Gözlerini açmışsın. Günaydın. İyi misin? Uyandın mı sen? Ha? Melek. Neyim o? İyiyim. Niye? Kötü mü görünüyorum? Ya ne bileyim, gene öyle dertli dertli dışarı bakıyordun. Yok bir şey hayatım. İyiyim ben. Günaydın. Günaydın. Ne zaman uyandın? Çok olmadı. Sen çok güzel uyuyordun. Uyandırmaya kıyamadım. Bugün bir adam bana laf attı. Ne dedi? Kibarca söylemek gerekirse göğüslerim çok güzelmiş. Doğru söylemiş. Keşke telefonunu isteseydim. Baksana aynı kafadan çıktınız, takılırdınız birlikte. Neden sinirleniyorsun? Ne yapayım? Burada sinirlenip duvarları falan mı tekmeleyeyim? Sen bilirsin. Sizi anlamıyorum. Bizi mi? Biz kimiz? Kızlar mı? Yoksa sadece birlikte olduklarınız mı? Tamam, geri alıyorum. Sen, seni anlamıyorum. Ya bir adam sana laf atmış. Seni beğenmiş. Cahil biri olduğu için bunu farklı dilde söylemiş. Şimdi benim bunu öğrenince çıldırmam mı gerekiyor? Benim sahip olduğum kadını beğeniyorlar işte. Üzgünüm, çıldıramıyorum. Gurur duyuyorum. Bu kadar basit yani. Evet, bu kadar basit. Sizin, pardon. Senin yanındayken sana laf atan erkeği dövmem gerekiyor. Yoksa erkek olamıyorum, değil mi? Erkek adam sevgilisine laf atanı döven adamdır. Çok mu saçma? Bence öyle. O gün sırf bacaklarıma baktı diye o adamı eşek sudan gelinceye kadar döven sen değil miydin? Adamın bacaklarına baktığını sen de görmüştün. Yani her şey yeniydi. Birbirimizi yeni yeni tanıyorduk. Bir adam sana baktı. Sen bunu gördün. Hatta benim baktığımı da gördün. İşte şimdi burada vurguluyorum. Siz bir erkeği tanımak için bundan daha iyi bir fırsat bulamazsınız. Yani bir nevi kendimi tanıttım. Ama yanlış tanıttın yani. Aslında hiçbir şey yapmazdın. Sırf gözüme girmek için dövdün adamı. Senin tanımak istediğin gibi tanıttım. İyi geceler. Sana da. Bu boz olmasaydı sence biz gene burada olur muyduk? Bilmem. Sanki yıllardır burada yatıyorum. Daha yıllarca yatacaksın burada. Söz veriyorum.
Melek. Melek. Geç kalacaksın. Nereye? İşe. Kendi ayaklarımızın üstünde durabilmek için ikimiz de çalışmalıyız. Çalışmak için de erken kalkmalıyız. O yüzden uyan bakalım. Günaydın. Ben çıkıyorum. Sen de acele et. Hoşça kal. Kaç kere söyleyeceğim? Hoşça kal deme bana. Bir gün gelir de geri dönmeyecek olursun, o zaman dersin hoşça kal. Saçmalama hayatım ya. Ağız alışkanlığı. Hadi hoşça kal. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Sakin ol hayatım ya. Ne sakin ol ya? Adam gözümün önünde yedirebilirdi seni. Üf, yapma. Bir ara bacaklarına dalıp gitmişti herif. Müdahale etmeseydim şaşı olacaktı. Müdahale dediğin de gidip dövdün adamı. Ne yapsaydım? Ne bileyim, boş ver. Meleksin sen. Benim meleğimsin sen. Öyleyim tabii. Seninim. Buraya taşınsana. Ne? Ciddiyim. Ailen şehir dışında zaten, bir şey demez. Kaldı ki evleneceğiz dersin. Hadi ya, birbirimizi özlemeyiz işte. Ya bilmem ki. Daha çok erken değil mi? 4 ay olacak. Evet de. Evet mi? Ya yok öyle. Evet. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geciktin. Farkındayım. Çok yoruldum. Bir arayıp haber verseydin keşke. Fırsatım olmadı. Yemek bile yemedim. Ben bir şey hazırlamadım. Tahmin ettim zaten. Yiyecek bir şey aldım. Onu da aldın mı? Sen uyumuşsundur diye düşündüm. Hadi lütfen. Hadi. Hadi ne olursun ya. Hadi hadi. Saçmalama hayatım. Dal geçeceksin değil mi? Ya hayır, geçmeyeceğim, söyle. Ama hoşlanıyorum. Bak gerçekten çok hoşlanıyorum. Ya hayatım, ne lütfen, olursun, lütfen ya. Hadi. Ya of! Bak, uyutmam. Vallahi uyutmam. Uyutmam. Ya bak, yapma. Hadi. Bak gülersen çok sinirlenirim. Söz veriyorum. Söz veriyorum, gülmeyeceğim. Çok vallahi kısacık. Gülmeyeceğim. Tamam, çok kısacık. Hadi tamam. Ya izinler şuracıkta gitip gideyim, ya da çağırtık gönlünü bırak gireyim. Ya çok gıcık sen, çok gıcık sen. Çok güzel. Çok güzel. Uyumadım. Merak ettim. En azından artık birlikte yaşadığımıza göre bir arar söylersin diye bekledim. Dediğim gibi uykum olmasına rağmen uyumadım.
Uyu o zaman. Geldim işte. Neyin var? Yok bir şeyim. Mutsuzsun. Nereden çıkardın? Tanıyorum seni. Belki de tanımıyorsundur. Ne demek şimdi bu? Hiç. Mutsuzsun dedin. Ama değilim işte. Ne zaman camdan dışarı baksan bir şeyler düşünürsün. Düşündüğüm için mi mutsuz oluyorum? Tamam, düşüncesin diye kavga etmeyelim istersen. Kavga mı ediyoruz biz? Hayır, ediyoruz demedim, etmeyelim dedim. Kavga ettiğimizi düşünmesen kavga etmeyelim demezsin. Tamam, özür dilerim, oldu mu? Bir sorunun olduğunu düşünüp neyin olduğunu merak ettiğim için üzgünüm. Haklısın. Hangi konuda? Şimdi düşününce fark ettim. Ne zaman candan baksam mutsuz oluyorum. Candan baktığın için mi mutsuzsun? Mutsuz olduğum için bakıyorum. Neden? Sevmiyorsun artık değil mi beni? Sevgi değilmiş benimki. Öyle mi? Neymiş peki? Sadece aşk. Ne oldu? Sıkıldın mı? Neden? Neden olduğunu biliyorsun. Oyun oynama benimle. Sen oyun oynuyorsun.
Ne düşündüğünü nereden bilebilirim? Bizden. Siz kimsiniz? Biz. Sen, ben, biz ikimiz. Bu yapmacık ve bokta ilişkinin kahramanları. Böyle mi görüyorsun bizi? Ne fark eder? Mutsuz olduğunu niçin söylemedin? Söyledim ya. Hala oyun oynuyorsun. Ne oyunu be? Ha? Ne oyunu? Oyun mu bu? Evet, başlarken oyundu. Hem de çok güzeldi. Ama artık ben bu gerizekalı oyunun içine hapsoldum. Bırakıp gidemiyorum. Bırakıp gidemiyorsun, öyle mi? Evet. Sen gidemiyorsan ben giderim. En azından birimizin hala cesareti var. Melek. Melek deme bana! Ben senin meleğin falan değilim, tamam mı? Ben senin bundan sonra hiçbir şeyin değilim. Başından beri saçmaydı zaten. Parçalara ayrılıp sonra bir araya getirmiş bir bozo mu bizim aşkımız? Aşkımızın simgesi başlangıcı, paramacı bir bozo! Göremez oldum gözlerini. Gökyüzüne baktım, gece mi oldu diye. Sonra anladım. Gitmişsin. Hoşça kal.